başta söylemiştim, sahne sanatları mezunuyum. Üniversite okumak için geldim buraya. Sanat Tasarım Fakültesine gittik biz. Dediler ki kara kız çoktur. Ulan bir gittim, çok gay vardı. Yemin ederim bak, dediler bu sanat sepetinde kara kız çok, çalıştık, yetenek sınavına geçtik. Okula bir gittim, fakülte gay çıktı. Resmen 4 yıllık gaylik okudum. 4 yıllık gaylik mezunuyum. Şimdi 2 yıllık yüksek lisans lezbiyenlik yapıyorum. Şimdi okula gittim, meşhur bir laf var bizim okulda, homofobi. Duymuşsunuzdur homofobiyi. Toplum içinde böyle ötekileştirmek, dışlamak. Ama bu konuya girmeden önce size çok hızlı bir şekilde ülkemizdeki cinsel yönelimlere bakış açısını göstermek istiyorum. Bak, bakış açısı şu. Sokak röportajlarını izliyorum YouTube'da. Adama soruyor, diyor ki beyefendi merhaba. Diyelim ki en yakın arkadaşınız eşcinsel olsaydı ne yapardınız? Adam hiç konuşmuyor, böyle yapıyor. Hayır! Ben bunu kabul etmem. Bu amcaya göster, bakış açısını göster. Ama cinsel yönelimler gerçekten artık çok farklı ve benim kafam çok karışık. Mesela eskiden 4-5 tane vardı. Bu top diyordun, tamam mı? Ne yalan söyleyeyim, böyle diyordun. Bu hafif kırık diyordun. Bu macho diyordun. Bu şöyle diyordun. Şimdi bir sürü var. Bitmiyor. Homoseksüel, heteroseksüel, retroseksüel, metroseksüel, biseksüel, panseksüel, pakseksüel, rockseksüel, lezbiyenler gelmiş. Lezbiyen o kadar karmaşık ki. Kendi içinde 3-4 kola ayrılmış. Lipstick, queer, baç, dildoyu kim takacak? Karışık, bitmiyor. Dağ taşa gidelim, orada ekoseksüeller var. Ondan sonra şehre gelelim, gettoseksüel var. Travestiler var, transgenderler var, transformuslar var tabii. Transformuslar gaydir. Gay. Onlar çünkü normalde pick-up. Dönüyor, robot oluyor yani, kabul etmiyor. Her şeyi söylüyoruz insanlara. Fark ettiniz mi? Sürekli birbirimizi bölüyoruz, parçalıyoruz. Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Fener, Cimbom. Uzun, kısa, zayıf, şişman, güzel, çirkin. Tek bir şey kaldı. Vallahi bak, tek bir şey. Asıl problemleri ortadan kaldıracak tek bir kelime. İnsan. Evet, bunu dedikten sonra... Onu bitecek. Bu da mesajım. Hümanist bir şaka yaptım. Birazcık entelektüel bir Kürdüm, kusura bakmayın. Neyse, bizim okuldaki homofobi başka bak. Bizim okuldaki millet birbirini okşasın diye çıkmış ya. Sınıf arkadaşım, saygı duyuyorum demişim. Ne zaman konuşsak el sürekli bende. Sürekli elliyor ya. Ay bebeğim ne haber, geçen gün neredeydin sen? Sakalı götürdü. Vizeye gidelim mi Yusuf, finale gidelim mi? Oturunca yakışıklısın, ayağa kalkacaksan bir sike benzemiyorsun. Sürekli beni elliyor. Ulan bir şey diyemiyorum çünkü saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum demiştim. Bir şey desem hemen bana kızıyor. Ay homofobik misin? Sikmesen değilim. Sürekli kavga ediyoruz. Gel buraya, seni sevdik, götün kalktı. Küçük homofobik. Bu şakayı Antalya'da yaptım. Bir tane abla fırladı böyle şu taraftan sahneye diye ayağa. Çocuğum dedi, bu şakayı yapma. Bu şaka çok homofobik. Ben bir gay annesiyim. Şimdi sonuçta bir anne. Hani kıramazsın, aklına duygusal bir şey gelmiştir, bir şey olmuştur. Ben sadece mizah amaçlı yapıyorum. Yani gül diye yapıyorum, insan gülsün diye yapıyorum. Niye uğraşayım ki? Ama bir anne, yani bir şey demem lazım. Seyirci düştü, seyirciyi kaldırmam lazım. Toparlamam lazım. İnteraktif oldu, hazır cevap olmam lazım. Adrenalinle ağzından şöyle bir laf çıktı. Abla dedim, bana kızma, ben gayleri çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü bizim oranın kızları erkek gibi. Ben bunu dedim, şurada bir grup var, onlar çıldırdı. Kızlar. 4 tane kız, çirkin. Yemin ederim. Bana diyor ki, bir sorsana nereliyim ben. Bir sor bakayım, biz nereliyiz? Dedim, Diyarbakırlısın. Çok belli ettin. Vallahi güzel değil. Bak, güzel olsa diyeceğim, kızdı. Ya bazı tabuları yıkmak lazım. Memlekete göre tip olmaz. DNA'dır, biyolojidir bu. %50 annenden alırsın, %50 babandan alırsın. Ortaya sen çıkarsın. Yani annen baban nasılsa sen öyle olursun. Memlekete göre tip olmaz. Dediğim gibi bu güzel değil. Güzel olsa anladım. Tabii ki de Diyarbakır'da güzel kızı var. Mesela ben oradayken 18-17 yaşlarında benim bir tane ön sevişme body vardı. Maalesef gülmeyin ama bizde ön sevişme body. Çünkü fuck body yoktu. Ben de isterdim fuck body olsun. Çünkü fuck body olsa evlenmek zorundaydım. Hani nasıl anlatacağım durumu abisine ya? Siz ne yapıyorsunuz burada? Abi biz fuck body'yiz ya. Fuck body nedir ya? Valla işte yeni çıktı. Şimdi yeni geldi buraya. Bu durumdan sizin kız kardeşiniz de memnun. Ben de memnunum. Herhangi bir ilişki yok. Sadece takılıyoruz. Şimdi yani sen bu kızla evlenmeyecek misin? Yok yok. Öyle bir şey değil. Biz sadece takılıyoruz. Sıkar. İbneye bak ya. Ben memnun değilim. O yüzden ön sevişiyorum. Vücudumuzu tanıyalım modunda bir ilişki. Böyle ses çıkarıyordu. Kıza. Ay. Oh. O da benim babam. O benim canım. Oh, anne benim babam. O da benim canım. Benim babam. Oh. O benim canım. Ay. Dedim kesinlikle bu erkek erkeğe bir ilişki ya. Bu nedir? Sonra okula bir gittim, arkadaşlarım hepsinin karizmatik düşünceleri var. Mesela ateistler Tanrı'nakla tartışıyorlar. Sosyalistler sosyal durumları değerlendiriyorlar. İşte aktivistler şipoh yapmıyorlar. Biz böyle takılıyoruz. Dedim ulan ben de ateist olacağım. Benim neyim eksik? Biz de bu okulu kazandık. Sonra böyle ateist oldum. Evde tek kaldığım zamanlarda cinlerden korkuyorum. Bu nasıl bir ateist? Yalnızken dua ediyorum. Dünyanın en boktan ateisti ben oldum ya. Bir türlü kesemiyorum ilişkiyi. Çünkü benim suçum değil. Çocukken mesela biz yaramazlık yaptığımız zaman bizi acayip korkuturlardı. Mesela halam diyordu ki geliyor böyle kınalı el tuvaletten gelen senin götünü yer diyor. Ulan diyorum bu kınalı el nedir? Nasıl benim götümü yer? Düşüne düşüne yaratıyorsun. Ama halüsinasyon göremezsin. Gerçekten göremezsin. Bak inançlı bile olsan, ben de inançlıyım. İnançlı bile olsan göremezsin. Çünkü metafizik alem bilmen lazım. Alemler arası farkları bilmen lazım. Yani sen bu dünyada sen varsın. Bu senin uzay kostümün gibi bir şey. Bedenimiz bizim kostümümüz. Sonra gidiyoruz. Göremezsin. Hepsi yalan. Çocukları korkutmayın. Hurafe. Bazen YouTube'da kötü mahalle videoları izliyorum. Bana güvenin. Diyor ki abla diyor bu ev perili. Ayakları terse cindir, yoksa değildir, bilmem ne. Sesler geliyor, geçemiyoruz. Benim fikrim şu, mahallecek bonzayı birazcık azaltıyoruz. Evet, hiçbir sıkıntı kalmaz, göremezsin. Bak bir ara gördüm, bir şey kullandığımdan değil. Uykuyla uyanık arasında her insan halüsinasyon görebilir. Hepimizde bu var. Uykuyla uyanıklık arasında tam böyle şeyde... Ulan... O kadar belli ki halüsinasyon olduğu. Bakıyorum böyle üzerinde Kürt motifleri var. Tesbihi var. Puşi takmış. Yani Kürtçin olmaz, ben onu biliyorum. Şivesi var ya hey lo 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 hey lo lo lo. Ne haber kro ha? Sen demek geylere inanıyorsun da bana inanır mısın? Pezevenk. Git buradan, halüsinasyonsun sen. Git benim. Vallahi de seni çarparım ha. Hey lo lo lo. Hey lo lo lo. Git sen sadece kötü düşüncelerin ürünüsün. Gitmem kro. Gitmem. Sen Felaknas suresini okumazsan şuraya gitmem. Okudum gitti. Halüsinasyon. Kulayuzu bir abil felak. Halüsinasyon. İstatistik kurumu araştırma yapıyor. Şaka değil, gerçek. Türkiye'deki ateistlerin %63'ü Allah'a inanıyormuş. Bu gerçek haber ha. Ateist misin? Evet. Peki Allah'a inanıyor musun? Herhalde amına koyayım. Ama ateistim ha. Ama inanıyorum. Şimdi karizmatik bir düşünce lazım. Çünkü üniversite ortamlarında birbirimize düşüncelerimizle hava attığımız bir dönem. Farklı olmam lazım, benim şöyle görmem lazım, benim felsefem bu, şu bu, ulan düşünüyorum. Diyorum ki işte Descartes miydi, neydi, o neydi? Bana bir şey lazım, bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğim. Ben gerçekten bir şey bilmiyorum. Saçma sapan şeyler geliyor aklıma, eşek sikliği lan. Bana da karizmatik bir şey lazım. Deist olayım dedim o zaman. Tamam. Deist olayım dedim. Deist oldum ama benim adım Yusuf Bilal. Olmuyor. Instagram'da vallahi beni hep kapalı kızlar takip ediyor. Yusuf Bilal kesin ailesi şey. He, aynen ailem şey. Mesela adım Bartu olsa olurdu ha. Deist misin? Hı. İsmin ne? Bartu ben. Olur ama deist misin? Evet. Adınız ne? Muhammed Yunus. Deistim, inanmıyorum. Ben bir Muhammed Yunus olarak inanmıyorum. Abi siktir git ya. Sen zaten inançlı doğmuşsun. Cennete gidersin sen bu isimde ya. Olmaz. Deizm. Dedim bu da olmuyor. Yani bir de enayi miyim? Madem yaratıcıya inanacağım o zaman Müslüman olurum. Gerizekalı mıyım ben yani? En son gelen din. Geziyorum bir şekilde yok. Arkadaşlar konuşuyor böyle kendi aralarında. Laf arasında konuşurken agnostizm diye bir şey duydum. Ya dedim bu nedir ya? Hele bize de anlatın. Oğlum hiç böyle şeyleri bize anlatmıyorsunuz. Çocuk dedi ki Tanrı'nın varlığı ne kanıtlanabilir ne de kanıtlanamaz. He dedim siz götü garanti almanın bir yolunu bulmuşsunuz. Agnosizm öyle kıçı garanti almanın yolu gibi hani. Tanrı var mı yok mu valla ben bilmiyorum. Bizimkisi bilinmezlikti. Ya da mesela düşün öteki tarafa gittin. Kıyamet koptu melek karşında. Siz Tanrı'yı ret mi ettiniz? Yok abla. Biz bu konu hakkında konuşmadık ki. Bizinkisi şey ya. Bizinkisi agnostizm. Bilinmezlik demek. Peki kabul ettin mi? Yok yok. Yani biz bu konu hakkında hiç konuşmadık. E peki ben seni ne yapacağım? Kafası karışabilir. Sen kabul de etmemişsin, reddetmemişsin. Bir sorsana ben seni ne yapayım? Efendim İsa? İnemezsin şu anda, bir dur. Her bokla ben ilgileniyorum zaten burada. Bu piçler gelmiş, onlar şöyle, bunlar böyle. İnemezsin. Bir dur adam suğuru üflesin, bir dur. İsa. Sinirliyim zaten pis cüce. Hemen bana cevap ver. Bir sor ben sen ne yapayım? Sen kabul de etmedin, reddetmedin. Ben seni şimdi hangi tarafa atacağım? Vallahi abla yani istersen biz burada bekleriz. Araf güzel. Ben Araf'ı sevdim. Zaten Zazay'ım ben. Ne Türk'üm ne Kürd'üm. Hep aradaydım. Çok teşekkür ederim bugün burada olduğun için. Sağ ol. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler.